Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sıklamen çiçeğim var. Ağustos ayındayız. Yapraklar üzerinde bir çiçek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yazın sıklamen çiçeği yumrulu bir bitkidir. Uyku dönemine girer ve bütün yaprakları ölür, kurur. Eylül ayında havalar serinleyince, kimisi Eylül, kimi Ekim, yeniden şu görmüş olduğunuz yapraklar gibi yapraklar çıkartır. Benim kendi çiçeğim anlatmış olduğum gibi oldu. Uyku dönemine girdi arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz çiçek benim çiçeğim değil. Bu annemin hastane ziyaretine gelen hediye getirmiş bu çiçeği. Annem de evde cam önünde bakıyordu buna dış mekanda. Bu memleket serin bir memleket. Benim yaşadığım Antalya gibi çok sıcak değil. Kurumamış, toprağını çok sulamadığı halde bakın hiçbir şekilde uyku dönemine girmemiş bir çiçek bu. Şu an bunu annem ne yapayım diyerekten, anneme bunun uyku dönemine girmesi gerektiğini söyleyince ne yapayım, yapraklarını mı kessem ki diyerekten söyledi. Hayır arkadaşlar, yaprağını kesmeyin, çünkü bu çiçeğin yumrusu şu an uyku döneminde değil. Uyku dönemine girmemiş bir çiçek. Şu an buna sadece eksilmiş olan toprak bakımını yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu kuru, ölmüş. Kendisi eski yapraklarını atıyor. Bu attığı yapraklarından ayrıştırıyoruz bu çiçeğimizi. Şöyle bir temizlik yapıyoruz. Şimdi size daha yakından, halen de eski yapraklarını bir yandan atıyorken yeni yapraklarını da çıkartıyor arkadaşlar. Bu da yaprağın ona artık faydası yok ama zarar vermeden kopartabiliyorsak kopartalım. Kendisi kopuyorsa arkadaşlar kopartın. Çürümüş, onun için koparttım. Toprak eklemesi yapacağım. Düzenli bir şekilde artık bunun sulamasını yapacağım. Oldukça fazla bir yapraklanması olacak. Şu şekil. Bu pencere önünde de arkadaşlar. Ben annemin böyle havuçunun kenar kısmında çiçekleri var. Oraya getirdim. Burada yapacağım bakımını. Tekrar yine cam önüne, pencerenin önüne, dış mekana koyacağım. Yaz kış orada duruyor. Bakın yeni yaprakları bunlar. Oldukça tane 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 bir yumrusu yok bunun. Benim evde uyku dönemine girdiğinde ben bunun saksısına baktım. Oldukça bir eşeledim. Bir tane yumrusu var. Patates gibi düşünün. Sağında solunda patates, hani şekilsiz bir patates gibi. O şekilde. Yani soğan gibi böyle ayrı 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 tane tane değiller. Bir tek yumrusu var. Sağından solundan patates gibi fışkırmış bir yumrulu bir bitki. Bunu o şekilde düşünün arkadaşlar. Yani bunu artık bu şekilde bir sıklemeniz varsa elinizde, bunun bakımını yapın. Sulamasına devam edin. Üstüne birazcık toprak eklemesi yapın. Ve kışa hazır bir sıklemen çiçeğiniz olacak. Kışın havalarda soğuyunca, yağmurlar başlayınca çok güzel çiçekler açmaya başlayacaktır. Şimdi ben de bunun toprak eklemesini yapacağım. Şu şekil toprağımız yine. Bu bahçe toprağı. Biraz da hayvan gübresi de var içerisinde. Şu şekil toprak eklemesi yapacağım. Çok fazla da eklemeyeceğim. Birazcık kışın hiçbir şekilde içeri almayınız. Soğuk havada, gerekirse yağmur gören bir yerde dahi olabilir. Ama hiçbir şekilde içeriye almayın. Oldu ki aldınız diyelim. Sıcak yere almayın arkadaşlar. Ama benim önerim sizlere mutlaka dışarıda dursun sıklamen çiçeğiniz. Bu dış mekan çiçeği arkadaşlar. Pencere önünde, dışarıda durabilir. Balkonun dış kısmına doğru, oldukça soğuk olan yerde. Sadece don olayı olan yerlerde, kar altında kalmadığı süre içerisinde yaşar bu çiçeğiniz arkadaşlar. Toprak eklemesinde yaptım. Bakın minik minik yumruları ve yapraklarından var. Bu annemin çiçeği arkadaşlar. Benim değil. Bunun da bakımını yapmış oldum. Sizler de bu şekilde. Annemin çiçek bakması sadece sulamaktır. Toprağı ektirirse toprak ekler. Bu şekilde
bakımını yapar. Ben de buna bir bakım uyguladım. Şimdiden sonra da nasıl bakacağını anlattım. Ve suyunu veriyorum. Evet, sulamasını da yapıyorum. Bolca sulayacağım. Yine abartılı bir şekilde sulamaya gerek yok. Çünkü tamamen şey bir sıklamen değil. Çiçek açma zamanına doğru daha fazla. Yani havalar serinledikçe sulamayı biraz daha arttıracağız. Şu anda çok da sulamayalım. Saksınız altı oldukça delik. Oldukça döktüğüm su hemen akıyor arkadaşlar. Süzülüyor. Evet. Uyumamış. Uyku dönemine girmemiş sıklamanız için de yapmanız gereken sadece bunlar arkadaşlar. Ama benim kendi çiçeğim de uykuya girmişti. Onu da nasıl diye soranlar. Onu da yine 15 günde bir sade yumrusu ölmesin. İçerisinin suyu kaybetmemesi için 20 günde bir toprağını ıslatmanız, sulamanız yeterlidir. Bu şekilde yeni minik minik şeyler, yapraklar vermeye başladığını gördüğünüz an sulamayı sıklaştırın arkadaşlar. Toprağı kurudukça sulamaya başlayın. Sıklamen çiçeğinde bakımı bu şekilde. Soğuk yere koyun dışarıya. Başka da hiçbir bakım istemiyordur. Size güzel çiçekler verecektir eminim. Evet arkadaşlar. Bugün sıklamen çiçeğini anlattım sizlere. Güzel bir video olmuştur umarım. İyi seyirler dilerim sizlere. Sormak istediğiniz soruları da videomun yorum bölümüne yazabilirsiniz. İlgi ve alaka ile cevaplarım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Güzel günler olsun inşallah. Görüşmek üzere.